Değerli arkadaşlar, herkese hepinize merhabalar. Özal Durduğu yeni bir videomuzla daha karşınızdayız. Şurada internet üzerinde 12 voltluk ısıtıcılara bakıyoruz. Şimdi burada bir abimiz en ucuz ve ev ve araç ısıtma sobası 12 volt diye yazmış. Ben de bir abimize şey yazdım, bir yorum yaptım. Şimdi o yorumu ben bir de burada değerlendirmek istiyorum. Şimdi 12 voltluk araç ısıtıcılar vardır, buz çözücüleri vardır. Onlardan biri de arkadaşlar şu anda karavan ısıtıcısı. Bu şu anda benim elimde 12 volt 300 wattlık bir ısıtıcı. Değerli arkadaşlar, şu anda bu nasıl çalışıyor ve nasıl ısıtıyor? Keşke elimde bir derece olsa da sizlere bunun şu anda çıkan ısıyı sizlere gösterebilsem, ama maalesef ki elimde bir ısı ölçüm cihazı yok. Şimdi peki, bir arkadaşımız bundan birkaç ay önce demişti ki bunun bir detaylı çekimini yap. Yapabilir misin? Yap, bize tanıt demişti. Ben de bugün aklıma geldi, baktım bu 2 aydır 3 aydır kenarda boş boş duruyor. Bari doğalgazı yakıyoruz, zaten evi ısıtmıyor. Ben de bari az önce doğalgazı kapattım. Şimdi dedim bari bunu açayım de biraz ısı gelsin dedik. Şimdi arkadaşlar, bu 12 volt 300 wattlık bir karavan ısıtıcısı. Bunu karavanlı olan bir noktaya, mesela karavan olan veyahut da araba içinde olabilir. Bunu aküye bağlarsınız, 12 voltluk bir aküye. Oradan da ısıyı devamlı olarak size verebilir. Oradan direkt ben zaten 12 volta bağlar bağlamaz şunun önündeki bir ızgara resistat var içerisinde. 300 voltluk bir resistat var. Şu anda ben zaten elimi oraya yaklaştıramıyorum. O resistant şu anda çok acayip bir sıcak hava veriyor ve bunun hava akışını geçirsin diye arka tarafında zaten bir fan var arkadaşlar. Bu fan, ben daha önce de bunun arka tarafındaki fanını söktüm. Fanda çok acayip bir ses yapıyordu. Ben fana 4 tane ayak yaptım ve buraya tekrardan montaladım. Yani fanı arkadaşlar şuraya çok yakın yapmıştılar. Ben buradaki fanı biraz ileriye doğru kaydırdım. Şu anda gayet güzel. Yani fazla öyle kafa şişirmiyor, ama önceden olsa önceden aşırı bir kafa şişirme yapıyordu. Ama şu anda öyle bir şey yok. Şurada düğmeleri vardı. Ben bunları iptal ettim. Burada ısı ayarı vardı. İşte fan ayarı, ısıyı düşürme, işte arttırma gibi şey vardı. Fakat ben onu da iptal ettim. Bu sadece düz şu anda direktmen diyelim ki aküye bağladı. Şurası ısınmaya başladığı zaman fanı hemen devreye sokuyoruz. Peki ben bunu nasıl yaptım? Şimdi bir de arkadaşlar gelin, bu nereden enerji alıyor onu da hemen sizlere göstereyim. Şimdi değerli arkadaşlar, ben bunu daha önceden de göstermiştim. Elimde 12 volt 20 amperlik bir tane led trafosu var. Bunu zaten herkes bilen bilir. Bu led trafosunda şu fan yoktu arkadaşlar. Bu fanı ben sonradan buna ekledim. Ki bu ısıtıcı amperi fazla çektiği için burada bir şu led trafosunda bir ısınma meydana geliyor. Ki ben bu ısı kaybını, hani ısınmayı düşürsün diye işte üzerinde böyle bir fan ekledim. Bu delikli havalarsa, yani delikler sayesinde de fan buradan aşağı doğru havayı veriyor. Bu delikler sayesinde de sürekli dışarı atıyor ki bu taraf fazla ısınmıyor. Şimdi ayrıca arkadaşlar resistantı bunun sayesinde ısıtabiliyoruz. 12 volt 20 amperlik bu led trafosu sayesinde ısıtabiliyoruz resistantı. Fana gelince arkadaşlar, fana da şöyle bir tane adaptör kullandım. 9 voltluk bir tane adaptör kullandım. 12 volt bağladığım zaman bu içindeki fan çok aşırı hızlı dönüyor. O yüzden burada ısı kaybı meydana geliyor. O yüzden ben de bu fan türünü bir 3 kademe daha düşürebilmek için
9 wattlık bir tane fan kullandım arkadaşlar. Adaptör kullandım. Bakın görün burada. Bu adaptörü de kullandım. Restart da dediğim gibi arkadaşlar buradan şey yapabiliyorum yani. Restart'ı buradan çalıştırabiliyorum. Zaten bu da basit yani. Gittiğiniz zaman elektrikçilerde bulabileceğiniz bir malzeme yapmak isteyenler varsa şöyle bir tane alırsınız. Bundan sadece ne çalıştırabilirsiniz? İşte karavan ısıtıcı, işte 12 voltluk ne varsa onları çalıştırmaya yetiyor. LED, MED, işte 12 volttan çalışabilecek ne varsa buna bağlarsınız. İşinizi görür yani. Rahatlıkla görür. Kablosu da zaten arkadaşlar bunun bir artı eksi biraz kalın bir kablo kullanılmış ki çabuk ısınmasın ve zarar görmesin diye. Şu anda arkadaşlar kaç dakika olmuş? 5 dakika hatta 6 dakikadır çalışıyor. Şu anda yüzüme doğru bir sıcak hava geliyor. Biraz geriye doğru çekildiğimde sıcak havayı çok az bir seviyede hissediyorum şu anda diyebilirim. Ama elinizi şuraya yaklaştıramazsınız. Öyle bir sıcaklık var. Yani şöyle. Bakalım ne kadar tutabileceğim. Bekliyorum. Hatta fazla da tutamıyorum. Buradan aşırı bir sıcak geliyor. Ama işte nedir arkadaşlar? Bu odayı maalesef ki ısıtmaya yetmiyor. Ancak sizi önünüzde oturacaksınız. Bunun karşısında oturacaksınız ki ancak onun ısısını alabildiğiniz kadar alacaksınız. O kadar. Yani bir oda ortamının ısıtmasının mümkünatı yok. Hele ki bu bir de daire ise. Yani inanın mümkünatı yok. Isıtmıyor. Sadece kendi kendine ısıtır. Biraz da siz de işte bu kadar siz biraz daha dibine yaklaşırsınız. Azıcık size bir fayda sağlar o kadar. Yani kış ayında bunu evlerde kesinlikle önermiyorum. Ama karavan tipi veyahut da arabada kullanmak isteyenler varsa tabi arabada kullanabilirsiniz. Yani böyle bir tane ısıtıcı alırsınız. Bunlar da yalnız pahalıdır. 700 lira, 800 lira internette satılmaktadır. Bilginiz olsun arkadaşlar. Ben de bir heves ettim dedim. Belki bu kışın buna güvendim dedim. Belki beni ısıtır ama maalesef ki umduğum gibi çıkmadı değerli arkadaşlar. Bunu baştan söyleyeyim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bugün anlatabileceklerim bu kadar. İnşallah anlatabilmişimdir. Bir başka yeni bir videomdan tekrardan karşınıza çıkacağız. Şimdilik herkese hayırlı akşamlar dileyim. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar.